Ve bunun sonucunda bizden karşıya bir erkek gitti. Geçen hafta da kadınlarda aynısı olmuştu. Yani bir tık iyi oldu diyebilirim. Bu arada Yunus'u severim ama davranışlarını onaylamıyorum. Çok yanlış hareketleri oluyor. Ben dedi Nagihan bir aylık evliyim dedi. Benim eşim dedi Aleyna ile dışarıda görüştüler. Hep beraber görüştük ve Aleyna'dan pek haz etmiyor. Lütfen dedi Aleyna'yı benden uzak tutar mısın dedi. Yaklaştırma Aleyna'yı bu konuda dedi. Lütfen dedi benim destekçim olur musun? Seda ablaya bir lafım olmuştu kırmızı takıma geçtiğinde. Ablacığım doğduğun yer değil doyduğun yer demiştim. Bence bir gün herkes doyduktan sonra doğduğu yere geri dönmeli. Kırmızı takımdan ankörleri ayağa kaldırdım. Survivor 2024 All Star yeni bölümde neler olacak? İzlenmelerimiz çok düştü. Para kazanmamız lazım. Ev kirasını halledelim. Destek olmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenmek dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bize büyük bir destek olacaksınız. Aleyna bugüne kadar hiç Yunus Emre'nin arkasından kötü konuşmadı. Hep destekledi. Kavgalarına girdi. Diskalifiye olmasını engelledi. Yemeğini paylaştı. Ama Yunus Emre kendisine hata yapınca onu bir anda sildi. Aleyna Yunus'a karşı tavır almakta çok haklı. Beria'da rahatlamıştır biraz. Yunus Emre kırmızı takımdayken mavi takıma küfürler ediyordu. Rating artsın diye olaylar çıkarıyordu. Şimdi ne oldu peki? Mavi takımla barışıp kırmızı takıma sövecek. Bundan sonra aldığı cezalara da inanmıyorum. Hiç kilo bile vermedi. Adam açlıktan ölürdü şimdiye kadar. Hala keyfi yerinde ona buna saç olmaya devam ediyor. Kurguyu çok belli ettiler. Ogeday daha bireysel şekilde kendisini finale atmak için daha iyi bir taktikle ilerlemeye başladı. Onu geri çeken kimse kalmadı. Bakalım Survivor 2024 şampiyonu kim olacak? Sizin favoriniz kim? Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.